Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün efsane, çok önemli, çok değerli bilgiler verdiğim harika bir video, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir. Bu videomuzu yeni izleyen, bizi daha yeni fark edenler, yeni tanıyanlara arkadaşlar şimdiden söyleyebilirim ki çok güzel bir kanala denk geldiniz. Kesinlikle abone olun, like atacaksınız zaten videonun sonunda. Onun ben şimdiden peşinden garantisini vereyim. Arkadaşlar videomuzun başından da görmüş olduğunuz gibi videomuzda ne diyoruz? Arkadaşlar ben size şunu vaat ediyorum. 0 TL'ye balıklarınızı çok ama çok hızlı bir şekilde boylandırabileceğinizin bilgisini vereceğim arkadaşlar. Peki bu 0 TL'yi boylandırma taktiği nedir? Arkadaşlar biliyorsunuz ben lepistesler besledim, cikletler besledim, yani flowerhorn besledim. Abi ne aklınıza geliyorsa yılan balığını besledim, yengeçler besledim, milyarlık muhabbet kuşlarına kadar besledim arkadaşlar. Yani her şeyden bir şekilde arkadaşlar bir tecrübemiz oldu. Ama arkadaşlar Challenger, Pegasus, Astronaut, bıçak balığı gibi yeni türleri beslememiştim. Bunlarla arkadaşlar önemli olan konu ne biliyor musunuz? Bu tarz balıkları üretemediğimiz için bu tarz balıklarda arkadaşlar boylandırma yapmamız önemli. Yani bu balıklarda güzel görünmesi için bize ne lazım? Arkadaşlar güzel bir boyut lazım. Misal veriyorum, Oscar'larımız daha şu an 10 santim. Bizim bunları arkadaşlar 20 santimle çıkartmamız lazım. Challenger'larımız 13 santim. Bizim bunu 25-30'lara çıkartmamız lazım. Bıçak balığı arkadaşlar 22 santimde. Bizim bunu 30'lara çıkartmamız lazım. Ve biz bu videoda sizlere gerçekten çok ama çok hızlı boylandırabileceğiniz süper bir taktik göstereceğim. Arkadaşlar ben challenger'larımı alalı 2 ay 5 gün oldu. Ben bu balıklara öyle iyi baktım, öyle iyi baktım ki 7 santimden arkadaşlar sadece 13 santime getirebildim. Ben zannediyordum ki benim bu hızımdan başka bir hız olamaz. Yani ben bundan daha hızlı bir şekilde büyütülebileceğine inanmıyordum. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar ben balıklarıma o kadar iyi baktım ki balıkları günde 3-4 öğün besledim. Et verdim, kırmızı et verdim, kıyma verdim, tavuk verdim, en kaliteli arkadaşlar, en baba yemleri verdim. 13 santime getirdim, bu benim için zannettim ki gerçekten çok ama çok büyük bir başarı. Şunu fark ettim, benimle aynı zamanda alan bir arkadaşım 1 metre bir akvaryumda sadece 1 öğün yem vererek, pardon 2 öğün yem ama aynı yemi vererek, etmek vermeden arkadaşlar balığı 16 santime çıkartmış. Dedim ki sen bunu nasıl başardın? Ya dedi kanki ben fazla bir şey yapmadım dedi. Lan dedim ne yaptın, bir şey yapmışsın işte dedim. Arkadaşlar bana söylediği şey şu. Şu yemden dedi, o yemi de size göstereyim. Siyah dip yeminden bana denemem için ver dedim. Kardeş şundan bir ver dedim, bu neymiş dedim, bunu bir görelim. Arkadaşlar keramet yemden değil. Ben olayı sonradan çözdüm. Çünkü yemden olsa benim balıklarımın şu anda kol kadar olması lazım. Benimkiler niye ondan geride kaldı? Arkadaşlar marifet kendisini kurtarmış balıkta çok iyi bir şekilde beslemek değil. Yani istediğinizi yedirin. Akvaryumda şu anda çok önemli bir şey söylüyorum. Akvaryumda arkadaşlar dalga yoksa o balığı büyütemiyorsunuz. Yani balık büyüyor. Yani kötü yemlense, dalga olmasa bu sefer balık zaten kolay kolay büyümez. Ama iyi yemlenirse böyle bir ihtimaliniz oluyor. Yani büyüyor ama böyle oha dedirtmiyor arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. Çok iyi yem verebilirsin ama akvaryumunda dalga yoksa arkadaşlar o zaman balığınız seni şaşırtacak kadar bir şekilde büyümüyor. Bunu kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum size. Ama arkadaşlar bu kendini kurtarmış balıkta olur. Bunu kalkıp da lepistesin yavrusuna yaparsanız lepistesin yavrusu geberir gider. Cikletin yavrusuna yaparsanız geberir gider. Çünkü o akıntıya karşı koyamaz arkadaşlar. O tarz balıklarda artemia vermeniz gerekiyor. Eğer ki zamanınız varsa canlandırın verin. Canlandırın verirseniz çok hızlı büyür. Zamanınız yoksa onun canlandırılmışı var arkadaşlar. Kabuksuz artemia diye satılır. Onu verin. Yavru balıklarda bu şekilde boylandırırsınız. Arkadaşlar bu tarz büyük balıklarda bu şekilde boylanmıyor abi. Dünyayı yedirdim. Benim balıklarım benimle aynı zamanda alan arkadaşlarımın içerisinde en yapılı duranlar. Ama arkadaşlar en uzunları değil. En böyle serpilmişleri değil. Yani ben şu anda 3 arkadaş aldık. İkinciyim. Birincisi yani inanılmaz derecede büyütmüş arkadaşlar. İnanılmaz derecede. Yani şöyle söyleyeyim. Pegasus'un boyutuna gelmiş. Ve ayda ne kadar büyümüş biliyor musunuz? Biz challenger'ımızı aldığımızda 7 santimdi. Adamın balığı şu anda 16 santim. Neredeyse arkadaşlar her ay 5 santim uzatmış ya balığı.
1 metrelik akvaryumda arkadaşlar. Ha ben şunu demiyorum. Challenger'ı 1 metrelik akvaryumda bakın. Ama arkadaşlar o 1 metrelik akvaryumda şu iç motor öyle bir dalga oluşturuyor ki akvaryumda aşırı derecede balık büyüyor arkadaşlar. Aşırı derecede balık boylanıyor. Bu çok ama çok önemli. Bakın ben daha önceki videolarımda ne sayıyordum? Balık boylandırma dersi birincisi. İşte ne bileyim yem atın, işte artın yağ verin diyoruz. İşte büyük akvaryum veriyoruz. Hayır arkadaşlar. Tamam. Büyük balık challenger için zaten önemli. Çünkü bu balık 2,5 metrelere gidiyor. Yani bana şunu diyorlar. Abi 500 litrelik akvaryum alman lazım. 2 metrelik akvaryum alman lazım. Niye kardeşim? Abi o challenger. Kardeşim bu balık 2 metreye de sığmıyor. Yani o balığı burada akvaryumda da bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü 2 metre dahi challenger'ı kurtarmıyor arkadaşlar. 2,5 metre oluyor bu balık. Yani bunu öncelikli bir söyleyeyim. Neyse asıl konumuz akvaryumun litresi değil. Eğer ki balığı boylandırmak istiyorsanız akvaryumda ciddi manada bir dalga olması lazım. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapabilirsiniz? Ben size en ucuz yolunu söyleyeceğim. Kendim de 10 gün boyunca bunu deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar en ucuz yol nedir biliyor musunuz? Sizin 350 litre bu akvaryum 500 litre değilmiş. Biz genelde hani düz hesap 500 diyorduk. 300-400'e yakın bir litresi var bunun. Arkadaşlar bu akvaryumda kolay kolay dalga yapmak mümkün değil. Yani ben şu anda 2 tane motor kullanıyorum. Diyeceksiniz ki dış motor niye kullanmıyorsun? Arkadaşlar benim motorlarım dış motor gibi. Neden? Abi her birinin içinde seramikler var. Her birinin içinde karbon taşları var. Biyolojik süngerler var. Neredeyse orayı yakalıyoruz yani. Ben o yüzden ihtiyaç şu an için olmadığından almıyorum. Neyse abi 2 tane motoru ben aynı yönden verdiğim zaman dahi ben istediğim arkadaşlar dalgayı yakalayamadım. Ya şöyle söyleyeyim. Şuraya kadar dalga boyu. Şuradan sonrasına akvaryumu çeviremiyor. Zaten çevirmesi mümkün değil. Bunun arkadaşlar pahalı bir yolu var. Dalga motoru diye satıyorlar ama ciddi manada pahalı. Peki abi biz dalga motoru almıyoruz. Videomuzun başlığı da işte 0 TL'ye balık hızlı boylandırma. Nasıl yapacağız Mücahit abi? Arkadaşlar akvaryumun suyunu düşüreceğiz. Ciddi manada akvaryumun suyunu düşüreceğiz. Ben şu anda bu videoda kendi videomda da ben bu taktiği kullanacağım. Size de arkadaşlar tavsiye ediyorum. 10 gün sonra görüşürüz. 10 gün sonra bu akvaryumu tekrardan gösterdiğinde size boy şeylerini yani zaten balıkları yakından da göstereceğim birazdan. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Akvaryumu 3'te 1'e kadar düşüreceğim. 3'te 1'e kadar düşüreceğim. Yani nereden baksanız sadece 100 litre bir şey kalacak. Arkadaşlar paso hava verin. Yani şey yapacağım. Şu iki motorum var ya benim. Aynı yerden arkadaşlar havayı dalgayı göndereceğim akvaryuma. Bu şekilde ciddi manada bir boylandırma göreceğiz. Size bunu garanti ediyorum. Çünkü eğer ki yemlenmeyle olsaydı benim balığım 20 santim olması lazımdı. Eğer ki litre hacmiyle alakalı bir şey olsaydı benim balığım 30 santim olması lazımdı. Bu kadar süre içerisinde. Benden daha hızlı büyütmelerinin sebebi ben şunu fark ettim. Dalga hepsinden ama hepsinden arkadaşlar daha önemli bir şey. Bunu kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar yem ne zaman önemlidir? Burayı bir tekrardan söyleyeyim. Yavru balıklarda önemlidir. Yavru balığa dalga veremezsin. Yavru balığı öldürürsün. Ama arkadaşlar kendisini kurtarmış balıkta yem eyvallah önemlidir. İyi yem verirsen kötü yem vermiş birisine kıyasla iyi boylandırırsın. Ama dalga ve yem iyi verirsen o zaman balığın arkadaşlar tank gibi olur. Çok güzel olur. Yani aşırı derecede büyür, boylanır, serpilir gider yani. Bugün bu videomuzda bunu göreceğiz. Ben ya düşünün arkadaşlar balıklarımın saati, yem saati şaşmasın diye otomatik yemleme aldım arkadaşlar. Günün 3 saati her yani belirli saatinde yem atıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun dışında daha etini, sütünü daha veriyoruz. Daha ne diyeyim ben size? Bu akvaryuma dalga lazımmış. Bu yem eyvallah dip yemi siyah güzel bir yemmiş. Ama bundan da önemlisi arkadaşlar dalga çok çok önemli. Bunu kesinlikle unutmayın. Tabi o arkadaşımıza da arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben. Challenger, iki tane challenger'ı var. Pengasuslarımızın boyutuna geldi. Bizim pengasuslarımız için 16-17 santim. Arkadaşlar ona büyük bir akvaryum yapacağız. Ben size şunu demiyorum. Balığı dar alana koyun demiyorum. Çünkü bu balık dar alana girecek bir balık değil. Ama bir süre 1 metrede boylandırılabilir. Bunu söylüyorum arkadaşlar. Çünkü eğer ki abi bu challenger 1 metrede bakılmaza gelirse lan o zaman ben şunu derim bu balık 1,5 metrede de bakılmaz. Neden? Çünkü bu balık 2,5 metreye giden bir balık arkadaşlar. O yüzden bunu çok çok rahat söyleyebilirim. Dediğim gibi 1 metrede bakmak doğru değildir. Sadece bir süre bakılabilir.
Bu akvaryumda da sadece bir süre bakılabilir. Bu balık da arkadaşlar yani 60 santime geldiği zaman bu balık akvaryumda bakılmaz çünkü sığmaz. O yüzden arkadaşlar her balık her akvaryumda sadece bir miktar kalabilir. Onu da söyleyeyim ha bu türler için çünkü bunlar arkadaşlar ucu bucağı olmayan balıklar. Oscar dediğiniz balık 45 santime gidiyor. Bıçak balığı 1 metre gidiyor. Arkadaşlar Türkiye'de bunun örneklerini şöyle size söyleyebilirim. Akvaryum kulübüne bakın adam balıkları çok iyi derecede boylandırmış. Bir balığı var neredeyse 1 metre. Ha bunun daha da ötesine giden kanallar var. Onlar arkadaşlar yabancı kanallar. Yabancıların kanallarına bakın. Balıkları havuzlarda bakıyorlar. Yani çünkü akvaryum bir yere kadar. Hani diyemiyoruz bu balığa 1,5 metrede bakılır. Çünkü orada da bir süreden sonra bakılmıyor. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bu çok ama çok önemli bir bilgiydi. Şimdi biz bu bilgiyi sizlerle birlikte hayata geçireceğiz. Akvaryumun suyunu indireceğiz. 10 günlük bir arkadaşlar deneme yapacağız. 10 günde size göstereceğim ne kadar büyümüş. Siz çok ama çok şaşıracaksınız. Bak bunu peşinen söylüyorum. Tabii şunu da söyleyeyim. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman ben bu balıkları 10 gün bu şekilde bakmış ve büyütmüş olacağım. Çünkü ben sizlerden 7-8 video arkadaşlar önden stok olarak gidiyorum ki sizleri hiçbir zaman videosuz bırakmamak için. Çünkü biliyorsunuz ben eğer önden gitmezsem kaza oluyor, bela oluyor, sağlık oluyor, sıkıntı oluyor. Sizi videosuz bıraktığım zamanlar oluyor. Bundan dolayı ben sizin önünüzden gidiyorum ki sizleri videosuz bırakmamak için haberiniz olsun. O zaman yapmamız gerekene başlayalım. Ne yapacağız? Motorları aynı yerden vurduracağım. Şu taraftan vuracaklar arkadaşlar. Oradan bu tarafa doğru gelecek. Akvaryumun suyunu buraya kadar çekeceğiz. Bu görsel olarak 10 gün boyunca benim için gerçekten biraz sıkıntılı olacak. Yani çünkü ben alıştım abi balıkların böyle rahat rahat gezmelerine. Ama ben 10 gün balıkları bir spora sokacağım. Tabii bunları ben öldürecekmiş kadar dalga vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü 100 litreyle bu iki motorla bir yere kadar çevirirsiniz. 150 litre ya da. Balıklarımızı çok zorlamayacak bir seviyede ayarlayacağız arkadaşlar. Bu çok ama çok önemli. Bakın misal veriyorum. Benim balıklarım şuraya kadar doldurulmuş olan bir akvaryumda belki yaşayabilirler. Yani şöyle söyleyeyim. O akıntıya karşı koyabilirler. Ama sizin balıklarınız belki arkadaşlar daha da çok suya ihtiyacı var. Belki balığınız daha küçük. Belki balığınız benimki kadar iyi beslenmedi. Çünkü ben balığıma çok iyi baktım. Benim kondisyonlarım gerçekten şu an çok iyi. Siz belki benimki kadar iyi bakmamış olabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar siz suyunuzu azaltırken balığınızı inceleyeceksiniz. Balık baktınız dayanıyor, sıkıntı yok. Ama baktınız balık oradan oraya sürükleniyor. Lepistese döndü koca balık. O zaman arkadaşlar sıkıntıdır. Suyu arttırın. Haberiniz olsun. Şimdi balıklarınıza zarar vermeyecek bir miktara kadar düşüreceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar ben şunu da düşünüyorum. Yabancı kanalların videolarına tepkiler çekeceğiz. Ben videonun bir köşesinde olurum. Yabancı videoyu da ben koyarım buraya. Yabancı insanların videosundan kastım. Yabancı ülkelerdeki. Çünkü adamlar havuzlarda bakıyorlar. Arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Ben tabi bu suyu düşürdüğüm zaman kötü yorumlar illaki gelecek. Yani milletin ağzı var. Yazıyor. Parmağı var. Klavye artistliği yapıyor. Arkadaşlar diyecekler ki ya sen balığı dara soktun. Şuraya buraya soktun. Arkadaşlar siz bir yabancı ülkelerdeki videoları bir izleyin. Lan ben izledim şaşırıyorum ya şaşırıyorum. Adamın su derinliği bu kadar. Zaten dip balığı görüyorsunuz. Su seviyesi bu kadar ya havuzda. Bu adamın imkanı yok mu? İmkanı var. Adam benim boyuma kadar doldurabilir orayı. Doldurmuyor. Yani o yüzden bir sıkıntı olmayacak ben buraya indirdiğimde. Bunu söylemeye çalışıyorum. O zaman başlayalım. Evet değerli arkadaşlarım şimdi şöyle ufaktan bir balıklarımızı göstereceğiz. Ondan sonra işlemlere başlayacağım. Çünkü bu video baya baya bir uzun oluyor yoksa. Gördüğünüz gibi abi bıçak balığı 22-23 santimde. Pengasuslar 17. Bizim köpek balıkları da arkadaşlar 11-12,5. Hani 11 ile 12,5 arasında olduğunu tahmin ediyorum. Hani onlar da büyüdü ama benim istediğim boyut o değil arkadaşlar. Benim istediğim boyut daha büyük. Bakın mesela burada Oscar'larımız var. Yani ben bunları aldım o kadar çok mutluyum o kadar çok mutluyum ki anlatamam. Abi böyle bir renk böyle bir güzellik yok. Ya bir de şöyle bir şey var enteresandır. Köpek balıkları daha çabuk pardon daha yavaş arkadaşlar akvaryuma adapte olurken bıçak balığı ve bu o kadar çok bağırmışız ki öksürük tuttu. Bıçak balığı ve astronotlar arkadaşlar çok hızlı bir şekilde akvaryuma uyum sağladılar. Onu da söylemek isterim açıkçası. Abi bir de şöyle bir durum var benim akvaryumumda.
Herkes kendi ekibiyle takılıyor. Yani challenger'larım dörtlü grup görüyorsunuz. Pegasus'larım ikili grup. Oscar'larım ikili grup. Bıçağım tek kişi. Arkadaşlar Oscar'larla bıçak yan yana takılmayı seviyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Üçü genelde bir grupmuş gibi davranıyorlar. Vatoz Reis zaten tek başına. Kral yani geldiği zaman ondan kaçmayan, ondan ürkmeyen bir balığım şu anda yok. Hani anlat. Aa bir tane öyle bir sesim var la. Bu arkadaşlar orada kalmıştı. Biz bunu yerler dedi. Giyemediler. Beraber büyüyorlar. Yani ne diyebilirim ki? Arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Abi astronot katil dedik. Bıçak katil dedik. Challenger zaten katil dedik. Ama Vatoz geldi mi gördüğünüz gibi hepsi yolundan çekiliyor. Hepsi ona bir yol veriyor. O zaman başlayalım. Gerçekten işimiz çok. Akvaryumumuzun kapağını şöyle bir açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemleme makinamız. Abi bu var ya gerçekten ya. Allah'ın insanlara vermiş olduğu lütuf ya. Yani gerçekten bunu akıl eden adama teşekkür ediyorum. Çünkü arkadaşlar işiniz oluyor, gücünüz oluyor, geç uyanıyorsunuz, şudur. Ben mesela her gün 8'de uyanamam. Kim uyanabilir ki? Ama mesela bu balıklara 8'de yem atılıyor. 12'de yem atılıyor. Saat 4'te yem atılıyor arkadaşlar. Ya bu gerçekten çok büyük bir nimet. Keşke diyorum önceden alsaydım. Ama işte ikinci elini sonradan denk geldim ya. Çünkü aşırı pahalı ya. Yani 180 liralardı lan. İkinci yani sıfırı 180 ile 120 arasında. Ben bunun ikinci eline 40 TL para verdim arkadaşlar. Yani şu zamanda 40 TL balık alıyorsun ya. Bir tane Oscar'ım 40 TL sadece. O yüzden çok büyük bir nimet, tavsiye ediyorum. Şimdi o zaman akvaryumu boşaltmaya başlayalım. Ben en son halini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Motorları kesinlikle temizlemeyeceğim. Bakterinin oluşmasını istiyorum onların içinde ki akvaryumu daha temiz yapsın. Biliyorsunuz akvaryumlar sadece arkadaşlar mekanik olarak motorla temizlenmez. Bunun dışında biyolojik olarak da temizlenir. Bu ikisi olmazsa arkadaşlar motorunuz ne kadar iyi olursa olsun akvaryumlarınız temiz olmaz. Netliği, berraklığı gider. Haberiniz olsun. Umarım kabam çıkmıştır tabii ben bunları anlatırken. Çünkü o ara kameranın diğer tarafını görmüyorum. Ama olsun, bilgi önemliydi. O yüzden bu kısmı kesmişim. Şimdi motorumu bir oradan alayım abi. Ana! Şaka yapıyorsun. Çöpçülerim yumurtlamış lan. Allah Allah, ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar inanılmaz bir şey göstereyim mi size? Abi yani bu çöpçüler şimdi mi bekledi? Şimdi mi yumurtlamayı başardı ya? Dünyanın yumurtasını bırakmışlar arkadaşlar. Akvaryumun yan tarafını sıkıştırmış yumurtalarını. Benim akvaryumumun buralarında arkadaşlar hani desen var ama suyu çekmez. Kapalı oralar. Abi bir sürü yumurta var. Şimdi biz ne yapacağız? Biz bir de böyle bir işe de kalkıştık. Vallahi arkadaşlar ben o yumurtaları ne yapacağım biliyor musunuz? Vallahi ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Karar vereceğiz. Şu anda çok da acil değil böyle bir şey açıkçası.
Hani böyle yumurtlamalara da çok acil değil. Belki bu sefer hiç edebilirim yumurtalarını. Onu da ayrıca söyleyeyim. Abi şimdi fark ettim. 2 gündür bu arada akvaryumun o tarafında dolanıyorlardı. Vallahi yapacak bir şey yok. O yumurtalar geçti yani. Biliyorsunuz bir sürprizle karşılaştık. Yumurtalarımız var. Buraya yapıştırmışlar falan. Durun netleştireyim size bir görüneceğine. Arkadaşlar şu kısımda yumurtalar var. Ondan sonra cima arkadaşlar şu kısım tamamen bir yumurta. Ana akvaryumun bulanık olan kısmına denk gelmiş orası ya. Neyse ben onu şimdi tam bu tarafa doğru çeviririm. Bu yumurtaların çıkış anını da gözlemleriz eğer çıkarlarsa. Şimdi amacımız ne? Zaten söylemiştik. Akvaryumun suyunu indireceğiz yarıya kadar. Ondan sonra arkadaşlar motorları çalıştıracağız. Ve bunlara üfürmeye doğru başlayacaklar. Umarım ki gerçekten çok iyi olacak. Hatta umarım değil bu bildiğim kesin garanti bir şey artık. Dalga her şeyden çok ama çok önemli arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Suyu azaltmaya başlayalım. Evet arkadaşlar en sonunda tamamlamayı başardım. Bayağıdır uğraşıyorum burada. Peki arkadaşlar ne yaptık? Suyumuzu indirdik. Motorlarımızı aynı yere koyduk. Biliyorsunuz çok sürpriz oldu. Motorumuzu arkadaşlar şu görmüş olduğunuz beyaz tül çöpçülerimiz yumurta bırakmış. Onların bu postada çıkacağını zannetmiyorum ama belki bir dahakinde çıkabilirler arkadaşlar. Çünkü ben yani motorları çıkarttım. O biraz kurudu. Biraz dokundum. Arkadaşlar sertleşmiş gibiydi o yumurtalar. Bazı kısmını hiç sudan çıkartmadım ama birçoğu arkadaşlar suyun dışında kurudular. Ama benim için önemlidir. Yani ben açıkçası onların üremesini de beklemiyordum. Tahmin etmiyordum üreyeceklerini. Neyse ki onlar da üremiş. Belki ileriki zamanlarda onlardan bir yavrular falan bu akvaryumda yüzüyor olabilirler. Güzel de olur eğer fark edersek. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Gördüğünüz gibi suyumuzun litresini azalttık. Akvaryumda bir dalga oluşturduk. Ekseriyetle fark ettiğim köpek balıkları dalgada yüzüyor. Diğerleri arkadaşlar dalganın fazla olmadığı yerde yüzüyorlar. Güzel oldu. Benim kumum da bu arada aşırı derecede arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim belki 700-800 yani 1000 tane desem arkadaşlar yeridir. Aşırı derecede bir şey vardı. Salyangoz vardı. Zaten görüyorsunuz abi şurada öbek öbek ya bakın netleştireyim. Hala görüyorsunuz. Bu sadece sizin görmüş olduğunuz bir avuç yani. Bunun dışında yine bak şurada falan. Ya anlatılmaz. Hani göstermekle de bitiremem. Aşırı derecede bir salyangozum vardı. Neyse tüm kumu toparladım. Ya çünkü olacak gibi değildi. Ben kumu elekle eliyorum arkadaşlar. Ondan sonra bir geliyorum. Tekrardan akvaryumda dünyada salyangoz oluşmuş. 15-20 gün içinde tekrar yürüyorlar falan. Bayağı beni uğraştırıyorlardı. Ben de kalktım arkadaşlar kumu çektim. Kumu çektim demesi kolay ama yapması gerçekten ama gerçekten çok uzun sürdü. Abi dünyanın kumu ya bir kısmı da lavaboya da gitti mesela. Buradan hortumla çektim bir kısmını da. Direkt gitti. Şöyle bir göstereyim sizlere. Burada arkadaşlar bunu niye koydum? Bunun üzerinde yumurtalar vardı. Dedim belki çıkar falan. O yüzden şöyle yumurtalarımızı da size göstermeye çalışıyorum. Şimdi evet çok güzel bir şekilde görünüyor. Şurada arkadaşlar yumurtalar falan var. Eğer ki çıkarsa güzel olur. Çıkmazsa da önemli değil yani açıkçası. Öyle düşünüyorum. Bıçak balığı arkadaşlar şöyle gördüğüm kadarıyla dalgadan uzak yüzüyor. Dalgada arkadaşlar tamamen köpek balıkları var şu anda. Akvaryumu yarıya bölmüş gibi bir şey olduk. Challenger'lar, Pegasus'lar arkadaşlar sol tarafta. Dalganın arkadaşlar vurduğu tarafa doğru yüzüyorlar. Yani dalgayı arkasına almışlar. Gayet güzel yani. Gördüğümüz kadarıyla şöyle bir bakıyorum. Aa, bu arada da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Akvaryumumuzun altına su gitmiş zamanında. Neden zamanında diyorum? Çünkü şurada gördüğünüz gibi kurumuş. Sadece şu orta göbekte kalmış. Onun orada olması pek iyi değil açıkçası. Yani tahtayı kabarttırabilir. Aslında şu şeyden su geçmez ama hani içine doğru çekecek bir malzeme değil şu ama
Valla ne olur ne olmaz. Çok çok dikkat etmek lazım bu akvaryumun altına. Bundan sonra su kaçırttırmayacağım kesinlikle. Ondan sonracıma onun da kurumasını ayrıca dört gözle bekliyorum. Bakalım kaç günde kuruyacak. Bu büyük ihtimalle çünkü bu akvaryum bir 10 gün falan bu şekilde kalacak. 10 gün boyunca balıklarımızı bir spora, diyete sokmuş gibi bir şey olacağız. Diyete değil de spora sokmuş gibi olacağız. Çünkü yemlemeyi aynen devam arkadaşlar. Ne veriyorsak aynen devam edeceğiz. Dediğim gibi sadece biraz daha spor yapmalarını, biraz daha akıntıya karşı yüzmelerini istiyorum balıklar. O yüzden arkadaşlar bu şekilde yaptım. Yalnız suyumuz birazcık bulandı diyebilirim. Çünkü kumu almak hani sıkıntıydı. Kumu alırken suyun bir miktar bulandı. Ama o fazla sürmez. Sabaha ya da yarın akşam arkadaşlar suyum tamamen oturur. Onu da diyebilirim. Şöyle bakıyorum. Bir sıkıntımız falan kalmadı. Ben şimdi kaçayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı, kanalımıza yeni izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.